Arkadaşlar herkese merhaba. Sen de bakabilirsin. Ha, tamam. Bakarak şey yap. İstanbul'dan mı geldin? Heh, hayır, Ankara'dan. Ha, mesela oradan başlayayım. Aynen. İlk olarak... Kaç ülke gezdin? 15. 15. Pahalı değil. Sizce? Bence de. Doğru. Yani yaklaşık olarak... Onu söylemeli miyim? Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım her şey sizin için güzel gidiyordur. Bugün yanımda Fatma Nur var. Fatma Nur'u kanalda muhtemelen çoğunluk tanıyor. Daha önce videomuz vardı. Litvanya'da vize başvurusu videosu yapmıştık online olarak. Şimdi Vilnius'ta görüşme fırsatı yakaladık. Beraberiz. Şimdiden hoş geldin diyorum. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Seni tanımayanlar için kısa bir tanıtım alabiliriz senden. Olur tabii ki. Ben Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Vilnius'a bahar döneminde Erasmus yapmak için gelmiştim. Ve online olarak bir video çekmiştik. İlk baştaki süreçte en zorlu süreç kısmı sanırım orasıydı. Ama şu anda geldikten sonra çok hızlı geçiyor bu süreç ve iyi ki de Litvanya diyorum artık. Hadi bakalım, yine sorularımı soracağım. Beğendin mi, beğenmedin mi? Avantajlar, dezavantajlar. Özellikle bana sizlerden gelen arkadaşlar sorular çerçevesinde Fatma Nur'un deneyimlerini soracağım. Hazırsan ilk sorudan başlayabilirim. Evet. İlk olarak yolculuk nasıl geçti? Hani vize başvurusunu tamam anlatmıştık. Evet. Aynen, nasıl vardın, yolculuk nasıl geçti, Litvanya'yı nasıl buldun? Böyle bir başlayabiliriz. Nasıldı hikayen? İstanbul'dan mı geldin? Heh, hayır, Ankara'dan. Ha, mesela oradan başlayayım. Aynen. İlk olarak benim yolculuğum şöyle başladı. Eskişehir'de okuyorum zaten. Eskişehir'den Ankara'ya gittim. Fakat o kadar saat farkı olmasına rağmen trenim rötar yaptı 3 saat boyunca. Rötar yaptığı için havaalanına yetişemeyeceğimi düşündüm. Direkt taksiyle geçtim. Taksiyle geçmeme rağmen 15 dakika zamanım kalmıştı. Ondan sonra oradan İstanbul'a geçtim. İstanbul'dan da Litvanya'ya 3 saatlik bir yolculuğum sürdü. Ve bu süreçte biraz yoruldum. Dedim ki acaba doğru mu yaptım? Çok güzel ülkesine gidiyorum. İtalya mı? Hala bir İtalya kuşkusu vardı içimde. İster istemez. Ama şu anda diyorum ki yaşadığım bu kadar güzel şey, anılar olduktan sonra dedim ki iyi ki Litvanya'ya gelmişim. Kuzeye geldiğim için de mutlu olmamın sebebi şu: kuzeye rahatla çıkabiliyorum. Hani Oslo olsun, Stockholm olsun, buralara rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Hani uçak bileti fiyatlarından kaynaklı olarak biraz daha uygun açıkçası. Onun dışında yolculuğumda çok bir sıkıntı yaşamadım. Daha sonrasında havaalanında indikten sonra böyle bir pasaport kontrolü kısmı oluyor. Ve bu kısımda böyle hafif stres yaşadım. Sebebi de şuydu: soracakları sorular aslında belli. Belliydi. İşte konaklamana ilişkin belge, ondan sonra yeterli paran var mı, bu gibi basit sorular soruyorlardı. Bu konularda sıkıntı yaşamayacağımı biliyordum ama bana sürpriz bir soru çıktı. Dedi ki yeşil pasaportun olduğu halde neden vize başvurusu yaptın? Ve ben kaldım. Dedim ki ne diyeceğim ki şimdi? Sonra dedim ki 6 aylık geldim. Fakat sorun şuydu, ben 6'yı rakam olarak söyledim. İngilizce söylememiştim. Direkt 6 months şeklinde ifade ettim. Sonra tabii ki anlamadı. Sonra dedim ki, heyecandan konuşamadım da ben. Sonra dedim uzun dönem öğrencisiyim. Casimiros Üniversitesi'ndeyim. Ondan sonra tabii anladılar, tebessüm ettiler. Ve rahatlıkla geçtim. Ama ilk başta bir gerginlik yaşamıştım. Almayacaklar mı beni falan diye. Ondan sonra arkadaşlarım zaten direkt gelmişlerdi. Onlar aldılar ve yurda geçtik. Ve yurt kayıt işlemleri gerekliydi. Daha hiçbir şey bilmiyorum. Postaneden para yatırıldığını vesaire, direkt hani IBAN'a atılıyormuş, onu da tam bilmiyordum. Hani sonuçta yabancı bir ülkedeyim. Ondan sonra beraber şeye gittik. Hava yine yağmurluydu. Postaneye gittik beraber otobüsle. Otobüs kartım falan hiçbir şeyim yok bu arada. Isaac kartı çıkartmamız gerekiyormuş. Evet. Ve hani benim hiçbir şeyim yok. Öyle gelmişim Litvanya'ya. Otobüsten bilet alıyorsunuz. Studentas diyoruz bunlar Litvanya olduğu için. Öğrenci bileti. Ondan sonrasında postaneden pasaportunuz olmazsa bu arada para yatıramıyorsunuz. Bunu da öğrenmiş oldum. Pasaportum yanımda olduğu için bir sıkıntı çekmedim açıkçası. Hani taşıyordum zaten genelde yanımda. Yatırdıktan sonra parayı zaten makbuz veriyorlar. Bunu yurttan sorumlu kişiye teslim ettim. Ve artık yurda yerleşme aşamasına geçtim. Hani heyecanlıydım da, o da arkadaşım nasıl birisi olacak, yabancı mı olacak, iyi mi olacak, temiz düzenli bir kişi mi olacak? O da arkadaşı değişikliğine gitmem gerekti. Odamı değiştirdim. Ve şu andaki yeni oda arkadaşım yaklaşık 3 ay falan kaldık. Diğeriyle 1,5 ay falan kalmıştı. Ve bu süreçte de hani Derya ile tanıştım. Derya'nın reklamını yapayım. Hani birçok faaliyeti onunla beraber yaptım. Bence Erasmus'ta öğrenciler ikiye ayrılıyor diyebilirim. Bir Litvanya'da kalıp
gezmek ve kendini geliştirmek isteyenler. Bir de gezmek, sürekli gezmek artı buradaki arkadaşlıklarını ilerletmek olarak ikiye ayrılıyor. Sanırım biz ikinci tercihi seçmiştik arkadaşımla beraber. 3 hafta okula gidiyorduk. Son haftalar zaten genelde derslerimiz boş oluyordu. Hani böyle çok yormuyorlardı Erasmus öğrencisi olduğumuz için. Ve Derya ile beraber gezi rotası yapıyorduk. Ve rota yapmadan bence gezinmek çok da mantıklı gelmiyor bana arkadaşlar. Çünkü 3-4 ülkeyi bir anda halletmiş oluyorsunuz. Süreçte de en önemlisi dediğim gibi yol arkadaşını iyi seçmek oluyor diyebilirim. Çok teşekkürler Fatma Nur. Buraya vardın, işte yurda yerleştin, okuldan biraz bahsettin. Mesela bir Erasmus öğrencisi için Litvanya nasıl? Mesela masraflar neler oluyor? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebilirim. Öncelikle kaldığınız yeri siz seçtiğinizde bunu tamamen öğrencinin elinde olduğunu düşünüyorum. Mesela bir dormitörde kalacaksanız, bir yurtta kalacaksanız 150-200 euro arası değişebiliyor. Ya da 100 euro arası kendi öğrencisiyseniz böyle fiyatlar değişebiliyor. Fiyat veriyor muyum bu arada? Okey. Mesela Atlas ya da Solo Society gibi co-living tarzı bir yerde kalacaksanız ücretler bir iki kat daha artabiliyor. Çünkü onların sosyal faaliyetleri, konaklama imkanları, şartları bir yurda göre çok daha fazla gelişmiş olduğundan kaynaklı. Eğer ki işte Atlas ya da Solo Society gibi bir co-living'de kalacaksanız 300-350 euro kişi başı, zaten 2 kişi olduğu için 700 euro falan yapıyor yaklaşık olarak tam fiyat hatırladığım kadarıyla. Ama dediğim gibi dormitory'de kalacaksanız 100-150 euro arası değişiyor ücretleri. Bu konaklama kısmıydı. Yeme içme harcama masraflarına gelecek olursam seyahat dışında yaklaşık olarak 150 ile 200 euro arası gidiyor bir öğrenci için diyebilirim hani. Aylık mı? Evet, çünkü Litvanya'da belli başlı yani sürekli aynı şeyleri tüketiyorsunuz bir yerden sonra. Hani kendi temel besinler ihtiyaçları çok pahalı değil. Sizce? Bence de doğru. Yani yaklaşık olarak böyle 150-200 euro arası bir şey. Diğer kısma gelecek olursam ulaşım mesela aylık ticket alıyorsunuz 5.60 euroydu. Çok ucuz. Yani gerçekten aşırı uygundu. Fakat şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Ben iki defa ceza yedim arkadaşlar. Yok artık. Evet. Ve kasmayı mı? Hayır, ikisinde de benim ticket'ım vardı ve sadece hafta içi olanı almışım. Bir tanesinde hafta sonu Kaunas'a gidiyorduk. Kaunas'tan işte İtalya'ya geziye gidecektik arkadaşımla beraber ve benim ticket'ım sarı yanıyordu, kontrol biletim. Ve dedik arkadaşım seninkinde bir şeylik var. Sonra direkt bana ceza kestiler. Hafta sonunu almamışım ben. Hafta içi bir aylık almışım. Ona dikkat. Evet, aylık ticket'ın hafta içi olanı varmış, bir de hafta sonu olanı varmış, bir de hafta içi hafta sonu olanı varmış ve Litvanca bilmediğim için yeteri kadar onu cezayı... Ben de genelde yani tek kullanımda kalıyorum, hiç şey yapmıyorum. Ve ceza yedim, 8 euro bir cezası var, aylık ticket bu arada 5.60 euro. İyi, çok değilmiş ya, ben 30 euro falan biliyordum ben cezayı. Yok, o kadar değildi. Sonra ikinci cezayı da aktif etmediğim için yedim. Direkt dediler ki kartın var mı, çıkart dediler. Ve benim için çok üzücü oldu. Üzülmüştüm hani böyle. Dedim ki 16 euro yaklaşık işte 4 ay falan yeterdi yaklaşık olarak falan. Öyle bir ama tatlı bir şehir. Aynen, her şeye rağmen. Onlar ya, aynen. Cezasına rağmen seviyorum burayı. Evet. O zaman genel olarak anladığım kadarıyla 150-200 euro yurda gidiyor. Yine 150-200 euro arası alışverişe gidiyor. İşte zaten ulaşıma 5 euro falan dedik. Yani Erasmus hibesi aslında yaşam masrafları için yani yeterli oluyor. 450 euro yaşam masrafları var. Aynen. Litvanya'yı nasıl buldun? Litvanya'nın kültürü nasıl? Mesela avantajları, dezavantajlarını nasıl söyleyebilirsin? Vilnius'u çok fazla sevdim. Avantajlarından şu şekilde bahsedebilirim açıkçası. Küçük bir şehir olduğu için küçük, planlı ve kendi haline diyebilirim. Kimsenin kimseye karışma gibi bir durum yok. Çünkü zaten az bir nüfusa sahip. Ve benim en çok dikkat ettiğim ve gördüğüm şey çok güvenli hissediyorum. Mesela gece 1-2'de sokakta yürüdüm ya da nehrin kenarında yürüdüğümde arkadaşımla beraber herhangi bir sıkıntıya hiçbir şekilde maruz kalmadım. Ve güvenlik açısından çok güzel, temiz bir şehir. İnsanları genelde soğuk diyorlar. Evet, biraz soğuk ama ben hiç çok soğukluğa maruz kalmadım diyebilirim. Daha dezavantaj olarak şöyle söyleyebilirim. Yani çok fazla aşırı sosyal faaliyet olmuyor diyeceğim ama yine de hemen hemen biz hani her gün dışarı çıktığımızda illaki Old Town'da bir faaliyet oluyordu. En basitinden Haziran'ın 1'inde Pink Soup partisi vardı. Evet. Katılamamıştım ama yine gezideydim. Katılamadım. Pink Soup partisi vardı mesela ve hani kendince çok güzel eğleniyor. Tabii, çok tatlı küçük konserler oluyor böyle kendi hallerinde ve benim en çok sanırım buranın küçük olması ve kendi haline çok
kargaşadan, gürültüden uzak olması benim sakinliğe hoşuma gitti diyebilirim. Doğayla iç içe olması hoşuma gitti diyebilirim. Bunlar avantajları. Ha siz daha çok renkli, daha çok böyle kargaşa vesaire gibi bir şey istiyorsanız İtalya, Roma diyebilirim kesinlikle. Ama ben mesela hani çok daha sakinliği seviyorum. Dezavantaj olarak da diyeceğim gibi dilinizi geliştirmek istiyorsanız genelde Litvanca konuşuyorlar. Fakat gençlerin %80'i İngilizce biliyor. Tamam, genç... ben de dili soracaktım. Gençlerin %80'i dili güzel bir şekilde konuşup ifade ediyorlar ama öncelikli olarak kendi dillerini konuşuyorlar. Litvanca'yı konuşuyorlar. Hani ona ihtiyaç kalmadığını düşündükleri zaman İngilizce diğer seçenekleri oluyor. Çok teşekkürler Fatma Nur. Son olarak arkadaşlar bizi izliyorlar. Türkiye'deler. Erasmus'u Litvanya'da yapmayı düşünüyorlar. Evet. Litvanya'ya gelmeden önce bilinmesi gerekenler, senin tavsiyelerin neler olur Erasmus öğrencilerine? Tavsiyelerim iki şekilde ayrılıyor diyebilirim. Bir güz dönemi, bir bahar dönemi olarak bence. Bahar döneminde geldiğim için bahar döneminden birkaç tavsiye vermek isterdim. Çok fazla kışlık getirmelerine kıyafet açısından gerek yok. Zaten hani burada aşırı pahalı değildi gördüğüm kadarıyla. Hani indirimler zaten sürekli oluyor. Ve hani sürekli kışlık getirdiğinizde yazın ne giyeceğim muhabbeti olabiliyor. Hani yazlık artı kışlık ve çok fazla kıyafete gerek yok. Öncelikli olarak diyeceğim şey bu. Temizlik ve hijyen ürünleri biraz pahalı. Belki diş macunu vesaire bu tarz şeyler getirebilirler hani temizlik alanında. Onun dışında başka ne yapabilirler? Mesela ben çok fazla harcamak istemiyorum vesaire diyorlarsa hazır çorbalar falan oluyor. Çok pratik. Hani çok fazla Litvanya'da görmedim. Çabuk çorba tarzı bir şey. Bu olabilir ve çok fazla katkısı olabiliyor. Çok pratik. Bu banka hesabı falan. Ha evet evet. Banka hesabı olarak benimkisi çok şanslı oldu bu arada. TEP banka hesabını açabilirler çünkü direkt euro olarak kesiyor. Günlük kura çevirmeden eurodan harcıyorsunuz, eurodan çekiyor. Ve TEP bunun için çok güzel bir seçenek. Diğer Ziraat Bankası'na yatıyor çoğumuzun hibesi ya da farklı bankalara yatanlar varsa tavsiyem o hibeyi TEP bankasına aktarmaları. Burada Litvanya'nın kendi bankası da vardı. Neydi ismi? Revolut. Evet. Revolut, aynen. Kullanıyor musun? Hayır, Revolut kullanmıyorum ama telefonda yüklü. Evet, çünkü TEB olduğu için bir de şunu söylemek istiyorum TEB ile ilgili olarak. Hangi ülkelere gidecekseniz o ülkeleri açtırmanız gerekiyor. Yoksa sadece açtırdığımız ülkede geçerli oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Artı İtalya'da TEB bankası zaten İtalya'da olduğu için oradan para çektiğinizde herhangi bir kesinti olmuyor banka hesabınızda. Litvanya'dan çekerseniz 2 euro gibi bir ücret kesiyor. Çok da hani ekstra fazla bir ücret kesmiyor açıkçası. Onun dışında ihtiyaçları kadar parayı üzerinde bulundurup geri kalan banka hesabında olması en mantıklı diye düşünüyorum. Ve bu arada tek bankadan da bulunması da aslında riskli oluyor. Benim Oslo'ya konaklamak için bilet alırken kullanıma kapatıldı kartım direkt TEB. Ve kartı kullanılmaz hale getirdi. Ve aradığımızda da dedi ki hani yasal olmayan bir işlem yaptığınızı düşünüyoruz dedi bana. Allah Allah. Evet. O ülkeyi seçmediğin için mi? Ay evet, Oslo'yu seçtim ben aslında. Ama Oslo'nun para birimi zaten euro değil. Evet. Euro olmadığı için de benim kartımı kullanıma kapattı. Ondan sonra tabii dedim yapacak bir şey yok hani. Sonra bir hafta sonra dedi ki biz senin kartını kullanıma açıyoruz. Yani böyle bir sıkıntıyla maruz kalabilirsiniz. O yüzden hani buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hani tüm parası tek bir, yani mesela Ziraat'ta diyelim ki 200 euro olsun en azından bir kenarda. Geri kalan 2000 euro mesela TEP'te kalabilir, 50 euro üstünde kalabilir mesela. Hani parayı bölmek en mantıklı seçenek oluyor. Seyahate çıktığınızda da parayı bölmeniz gerekiyor. Hani biz öyle bir duruma maruz kalmadık. Paramız, cüzdanımız ya da pasaportumuz, telefonumuz kaybolmadı, çalınmadı. Fakat çıkan arkadaşlarım çoğu diyor ki parayı 3'e bölün arkadaşlar. Bunu söylemişlerdi tavsiye olarak. Farklı hesaplara, farklı yerlere, kendi üzerinizde de bir kısmı çantada olsun, bir kısmı cebinizde olsun. Hani bölmeniz gerekiyor çünkü çalındığı zaman toplu gidiyor ve sıkıntı çok, geziniz mahvolabilir açıkçası. Bu şekilde, teşekkürler. Çok teşekkürler Fatma Nur. Arkadaşlar sohbetimiz bitmedi. Yalnız bu videoyu burada bitiriyoruz. Bu videoda biraz daha Litvanya üzerinden konuşmaya çalıştık. Eğer yine bize sorularınız, yorumlarınız varsa videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bundan sonraki videomuzda da Fatma Nur'un gezdiği ülkeleri konuşacağız. Kaç ülke gezdin? 15. 15 ülke gezmiş, bakalım nereleri gezdi, nasıl harcamalar yaptı, masrafları neler oldu. Ben de merak ediyorum yani daha dinlemedim. Videonun ikinci kısmında bunlardan bahsedeceğiz. Bizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.